Bana bak, hepsi birer çekilmiş ayar. Deprem oldu, biz gider biz nerede yatırız biz bilmiyoruz artık. Hele bak buralar hep şey olmuyor zaten. Yani çıkar kokuyor dışarıda, hiç evde eve gelmiyorlar, hemen karın üstündedir. Biz de ne yapacağımızı bilemiyoruz. Sabah deprem oldu, korkudan eve gelmiyoruz. Alo. Yavaş varmış. Bu çocukları bir çıkarın kapıya. Mecburen sonunda kaldık, çocukları oraya götürdüm. Olgusunda saat 4'te sonra deprem olduktan sonra biz gelmemişiz içeriye. Hadi içerideyiz. Mecburiyet sonunda kaldı. Yani aldatmak gerek yok. Her şeyi görüyorsunuz, ortadadır. Saat 4'ten beri biz içerideyiz. Mecbur çadırı kurduk. Bizim deprem yani devamlı olur. Biliyor, sizin de bildiğiniz gibi 66 senesinde büyük bir deprem oldu. 38 tane ölümümüz vardı. İş zamanı olduğu için köylüler dışarıdaydı fakat yine de 38 kişi gitti. Bizim köy yerle düz oldu. Ondan bu yana sizin de burada bu sabah 3.4 deprem bölgesi merkezi bizim köy olarak belirlendi. Bizim köyde şu anda 66 depremden sonra yapılan konutlar yeterli olmadığı için köylü şu anda halen ahşap binada yaşıyor. Şu anda bizim burada 1966 depremde burada bir sene bir deprem oldu. 150'ye yakın biz burada deprem altında kalan vatandaşımız oldu. Sonra devlet bize konut yaptı. 96 tane konut yaptı. O konuta herhangi bir hasar yok. Burada kalan insanlar, mağdur insanlar, 30'a yakın evimiz var. Şu anda 28 ev oturmasız hale gelmiş. Hemen. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu?